Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Çemberde uzunluğun ikinci konu testini gömeceğiz arkadaşlar bu videomuzla birlikte. Hemen bira bismillah diyelim. İlk sorumuzla başlayalım, bakalım ne diyor. Şimdi OE'yi 15 vermiş. Şuraya bir 15 çakalım hemen. Şimdi yarıçapı 20 vermiş. O halde şurasına da 20 diyelim. Şuranın da yarıçap olduğunu görüyorum. Toplam 20 olmalı. Demek ki CE'ye 5 kalabilir diyelim. Şurada da 15, 20... 25 üçgenini gördüm. AE'ye de 25 yazdım dostlar. Şöyle 25 olduğunu güzelce yazalım. Şimdi bundan sonra iki seçeneğim var. Ya DB'yi birleştirip denizli açısının 90 derece olduğunu söyler ve iki dik açıdan, iki dik üçgenden benzerlik yaparak soruyu bulabilirim. Ya da kuvvet alımı yapabilirim arkadaşlarım. Şunu şöyle diğer yarıçapı da uzattığımda şurası 20'dir. Şu Edirne noktasına göre 3 kuvvet uygulayalım. Yani x çarpı 25 eşittir 5 çarpı 35. Hemen sadeleştirmemi yapıyorum. 5'e böldüm 5. Bir daha 5'e böldüm 7. Yani x eşittir 7 çıktı. Sorunun cevabı Edirne'den geldi. Hemen geçiyorum ikinci soruma. Dikdörtgen çemberin çapıymış. EB. EB'miz bir çap. Peki AC'yi 20 vermiş. Şimdi AC 20 ise 12, 16, 20 üçgeni var burada dostlarım. Demek ki DC 16, yani AB'de 16 diyebilirim. Sonra bakın şu DE ile şurayı birleştirdiğimde diklik oluyordu değil mi? Şurası çapı gören çevre açı olduğu için 90 derece ve diklikten, diklik indiğinden dolayı burası da 90'dır. Çünkü dikdörtgen demiş. Bir öklit çakabilirim. Yani 12'nin karesi EA ile 16'nın çarpımına eşit. Yani 144, 9 ile 16'nın çarpımıdır. Buraya da 9'u yazdım. Çemberin çevresini soruyor. Arkadaşlar biz çemberin çapını bulduk, 25. Demek ki yarı çap dediğimiz şey 25 bölü 2. Çemberin çevresi dediğiniz olay 2pi r formülüyle bulunur. R yerine hemen 25 bölü 2 yazdım. İkiler gitti. Cevap 25 pi çıktı. Üçüncü sorumuzdayız. Bir kuvvet alımı sorusu gibi geliyor bana. Şuradan hemen dış kuvveti yapalım C'den. Birinci uzaklık da 10 kök 3. İkinci uzaklık da 10 kök 3. Yani 10 kök 3'ün karesi 300 eşittir 12 çarpı şuranın tamamıydı arkadaşlarım. 12 çarpı AC diyelim biz oranın tamamına. Hemen 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 100, 4'e böldüm 4'e böldüm 25 çıktı AC. 12, 4 daha 16'sı burada. 25 olması için şuraya da 9 kaldı. Şimdi diyor ki E noktasından geçen en kısa kiriş. Biz biliyoruz ki bir noktadan geçen en kısa kiriş tam o noktada 2'ye bölünen kiriş olmak zorundaydı. Hemen iç kuvvet yapıyorum. X çarpı X, yani X kare eşittir 4 çarpı 9, yani 36. Demek ki X 6, kirişin uzunluğu da 6 ile 6'nın toplamı 12'yi yapıştırdı. Geldim şuna. OC OD'ye eşitmiş. O da DB'nin 2 katıymış arkadaşlarım. DB'ye hemen şöyle bir K yazarsak OD de 2K'ymış. OC de 2K'ymış ki bakın çemberin yarıçapı 3K çıktı. O halde şu AC'nin de K olması lazım dedi. EC paralel EC paralel FD. Şu 5 ile 20 de paralelmiş olduğuna göre AB kaçtır diye bir soru soruyor. Çemberin çapını soruyor bize dostlarım. Şimdi neler yapabiliriz diye şöyle bir uzatalım bunu. Şunu da şöyle bir uzatalım. Paralel doğruları bir uzatmış olduk. Kuvvet alalım diye düşünüyorum arkadaşlar ama bir işimize yarayacak mı ben de bilmiyorum. Bir deneyelim. Şimdi nasıl yapalım? Şimdi bunlar paralelse bir kere şu aradaki yayların ölçüleri eşit. Yani bildiğim her şeyi konuşmaya çalışıyorum dostlarım. Bilgimi göstermeye çalışıyorum kısaca. Tabii bunları çizersek bir ikiz kenar yamuk çıkacak buradan karşımıza şöyle çizdiğimizde. Bir ikiz kenar yamuk çıktı. Bu ikiz kenar yamuğun tam şöyle ağırlık merkezinden de bir doğru geçirmişiz dostum. Bu alan 2'ye bölündü. Başka neler söyleyebilirim?
Tabii yine ağırlık merkezinden geçtiği için şu parçayla şu parça, şu parçayla da şurası birbirine eşittir dedik. Şimdi bakın şu C noktasına göre kuvvet alalım, iç kuvvet. K çarpı şuradaki 5K. K çarpı 5K eşittir 5 çarpı 20. 5 çarpı 20. 5'ler gitti. K kare 20 ise K eşittir 2 kök 5 çıktı. AB'yi soruyor. Yani bize şuradan 3, 6K'yı soruyor. 6 kere 2, 12 kök 5 geldi sorumuzun cevabı. Evet, 5. sorudayız arkadaşlarım. Şekilde o merkez çember DB noktasını kesiyor. 6, 6 demiş, DC 4 nedir diye çemberin çevresini soruyor. Şimdi hemen şuradan kenar ortayımı çizdim. Bu kenar ortay çapı gören çevre açıyı oluşturduğu için kesinlikle 90'dır dedim ve bakın burada bir kayı kuralı gerçekleşti. Hem yükseklik hem kenar ortay, o zaman aynı zamanda açıortay da oldu diyelim. Bu üçgen bir ikiz kenar üçgen çıktı. Şimdi şuraya x dersek önce şu kuvveti alalım. 6 çarpı 12 eşittir diyelim. 4 çarpı 4 artı x. 4 çarpı 4 artı x. Hemen 4'e böldüm, 4'e böldüm. 3. 18 eşittir 4 artı x. X eşittir 14. Burası 18 ise ikiz kenar olduğu için bu da 18'dir. Çemberin yarı çapı 9 geldi. Çevresini soruyor. Yani 2 pi r'yi soruyor. 18 pi'dir. Sorumuzun cevabıdır dedik. Şekilde O merkezli çember yayı ile K merkezli çember teğettir. Hemen bunların merkezlerini ve teğet oldukları noktayı birleştirdim. Teğet olduğu doğruya yarıçapı dik, yarıçapı dik çizdim. Tam şu köşeyi de şöyle birleştirirsek bu da açıortay oluyordu dostlarım. Yine buraya dik olduğunu, teğete dik olduğunu bildiğimiz için diklikleri yaptık. Bakın 120, 90, 90 şu açıya mecbur 60 kaldı. Hatta bunlar da 30 derece. 30 derece diye de ayrıldılar. Peki çemberlerin yarıçapları oranı nedir diye de bir soru sormuş. Şimdi ben şuradaki küçük çemberin yarıçapına R dersem, 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı, yani şu uzunluk 2R olur. Sonra tabii ki şurası da R diyelim. Sonra şuraya bir büyük R yazalım. Şurası da büyük R gelsin. Bakın burada da benzerlik yapabiliriz eğer istersek. Ya da yine 30'un karşısında büyük R varsa 90'ın karşısında 2 tane büyük R olmalı. Bir R'si buradaysa şuraya da 2 büyük R bir tane kalmış olur. Yani büyük R eşittir 3 tane küçük R oldu. Yarıçapları oranı da 3 çıktı diyebiliriz. Şuna bakalım hemen. Çemberler birbirine teğet. AC'yi 15 vermiş. O halde 15 eksi x. BD'yi 10 vermiş. BD 10. Şimdi burası da x. Tabii ki burası da 10 eksi x. X nedir diye de bir soru soruyor. Şimdi şurayı birleştirdim. Şurayı birleştirdim. Çemberde açıda öğrendiğimiz bir kural vardı. Bu açıya A dersem şu yay 2A. Tabii bu yay 2A ise bunda da şurası 2A olacak arkadaşlarım. Hatırlarsanız şu doğrunun birinin üstünde birinin altında kalan yay uzunlukları eşitti. Dolayısıyla burası da A. Şimdi şuna B dersem şurası 2B, o zaman burası da 2B. Demek ki bu da B oldu. Hadi şunlara da CC yazalım. Şimdi hemen benzerliğimizi konuşturalım dostlarım. Burada A'nın karşısında 10-x var. Benzerliyorum. 10-x bölü. Burada A'nın karşısında x var. Eşittir. Burada B'nin karşısında x var. Burada B'nin karşısında 15 eksi x var dedim. Hadi şimdi bunları da içler dışlar yapalım. Ya da isterseniz tek tek şıkları deneyin. Mesela 5 desek. 5 desek buraya. 10'dan 5 çıktı. 5 bölü 5'ten 1 olur. 5 desem 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 olur. 1 eşittir 1 bölü 2 oldu. Olmaz. 6 diyelim. 10'dan 6 çıktı. 4 bölü 6 olur. Yani 2 bölü 3. 6 dersem 6 bölü 9 olur. 6 bölü 9 da 2 bölü 3'tür. O zaman 6 sağladı deyip direkt işaretleyebilirsiniz de. Ya da dediğim gibi içler dışlar da yapabilirsiniz. Şuna bakalım. Evet. 4 var, 6 var, 2 var. Gelin şurada bir kuvvet alalım. Şu DC'yi bulalım. 4'ün karesi bakın teğet. 2 çarpı tamamı. 4'ün karesi 16. 2 çarpı 8 olacak. Demek ki şurası 6.
Başka? Bu paralelmiş bunlar birbirine arkadaşlarım. Madem ki paraleller, bu paralel doğru. Burayı 1'e 3 oranında böldüyse x'e 3x diye de burayı bölmeli. Şimdi 6'dan dış kuvvet alalım. 6'nın karesi 36. X çarpı tamam. Yani x çarpı 4x olmalı. Bu durumda x kare 9 olur. X de 3 gelir deriz. Evet, çevirdim arka tarafı ve 9 numaralı sorudayım arkadaşlarım. Bakalım burada ne yapacağız şimdi. ABC üçgeni ve iç teğet çemberi verilmiştir. AB eşittir AC. Tamam, ikizkenar bir üçgenmiş bu. Şimdi bir kere burası 12 ise bu da 12. Burası 8 ise bu da 8. Bakın dondurma yapıyorum. Dışarıdan çizilen iki teğet eşittir kuralı yapıyorum. Tabii ki ikizkenar olmasından sebep bir kere burası 20 ise bu da 20 olacak. O zaman şuraya da 12 kaldı. Dondurmadan bu da 12 oldu. Bize de diyor ki A noktasının çembere en yakın uzaklığı kaç santimdir diye soru soruyor. Yani A'dan aşağıya bir diklik indirin diyor ki ikiz kenar olduğu için bu diklik kenar ortay olacak. Tam da buraya düşecek. İşte bakın 12, 20, 16. 12, 16, 20 üçgeni çembere en yakın noktasıymış. Pardon, yani şurayı soruyor bize arkadaşlar. Şuradaki x'i soruyor. Çembere en yakın noktası burasıdır ki bu uzaklığı soruyor bize. Şimdi biz çemberin yarıçapını da bulalım isterseniz bir de buradan. Şuradan da bir diklik çizersem şurası x ise burası toplam 16 eksi x olacak. Şurası ne diyelim? 16 eksi x bölü 2 ya da şuna 2x diyelim biz. Burası 16 eksi 2x yani 8 eksi x. 8 eksi x oldu yarıçap. Bu da 8 eksi x geldi. Şimdi acaba 6, 8, 10 üçgeni olur mu? X'e 2 desek geliyor mu bakalım bir. Evet, 6, 8, 10'u deniyorduk arkadaşlar. Videoyu bir durdurdum az önce çünkü bir misafir geldi. Onunla konuştuk. Şimdi x'e 2 desem burası 6 olur. X'e 2 desem bu 6, bu da 4 oluyor. Evet, x eşittir 2 oluyor. Bize de 2x'i soruyordu. Cevap 4 geldi. 10. soru. Noktaları da verilmiş. 9 var, 15 var. 9, 12, 15 değil mi arkadaşlarım? O yüzden şurası 12 eksi x olur. Peki burası teğet 15 ise bu teğet de 15 olacak. Şuraya 6 kaldı. Hadi bir de kuvvet alalım. Bakın şu H noktasından bu teğettir. 6'nın karesi 36 yapar. 12 eksi x çarpı tamamı. 12 eksi x çarpı tamamı da 12. 12'ye böl 12'ye böl. 3 eşittir 12 eksi x. Demek ki x eşittir 9 olmak zorunda. 11'e baktık. Bakın hemen AC çap arkadaşlar merkezden geçtiği için çapı gören çevre açıya 90'ı çaktım. DC'yi 8 vermiş. AD'yi de 30 vermiş. AD neresi? Şuranın tamamı da 30. Demek ki şurası 30 eksi x. Ben şurayı çizersem, şurayı çizdim. Bu da çapı gören çevre açı 90 derece oldu. Bir benzerlik yapalım mı diye düşünüyorum. Şu 24'ü nasıl kullanacağız? Şimdi burası 30, 24 ise burası 18. Çünkü 3, 4, 5 üçgeninin 6 katı. 4'ün 6 katı, 5'in 6 katı. Bu da 3'ün 6 katı olacak. 18, o zaman şurası 10. Burada da bakın 5, 12, 13 üçgeninin 2 katı var. Demek ki 26 olacak burası. Hatta 13, 13 diye de yarıçapımız bölünecek. Şimdi benzerlik yapalım isterseniz. Şuraya A diyelim. Şurası 90. Şuraya B yazalım. Hangisiyle benzerleyelim? Bununla A 90, şuraya da B yazayım. Evet, şu küçük üçgenle en büyük üçgeni benzerleyebilirim. Bakın burada B'nin karşısında x var. Büyükte B'nin karşısında 18 var. Küçükte 90'ın karşısında 8 var. Büyükte 90'ın karşısına da 30 düşmüş. Şimdi 6'ya böl 3, 6'ya böl 5. 24 bölü 5 ya da 48 bölü 10 yani 4,8. Evet, Öklit gibi duran bir soru. EF'yi ne vermiş? 14 vermiş. Şu aradaki uzunluk 14. Buna göre AB tamamı kaçtır diye bir soru soruyor bize. Şimdi hemen şuradan bir R diyelim. Burası yarıçap. Şurayı çizelim. Burası yarıçap. Şuraya x dersem şurası 14 eksi x olur. Şimdi hemen şurada bir Pisagor bağıntısı yapalım. R kare eşittir.
R kare eşittir. Bir 8'in karesi artı bir de x kareye. Şuradan bir Pisagor yapalım. Yine R kare eşittir. Yani devam ediyorum o halde. 14 eksi x'in karesi artı 6'nın karesine. Şimdi buradan hemen x'i bulurum. X'i bulduktan sonra R'yi bulurum. Zaten R'yi bulunca da bana 2R'yi soruyor. Cevap gelir. Ama diyorum ki hani böyle Pisagor'la uğraşmaktansa şimdi 6 ile 8 var ya, acaba bunlar 6, 8, 10 üçgeni olur mu? Yani R 10 olsa tabii ki burada da 10 olur. O zaman burası 6 olur. Acaba burası 8 oluyor mu? Evet, 14 eksi 6. Bakın 8 oluyor. Gerçekten de 6, 8, 10 üçgeniymiş. Yani şu işlemi yapmamıza gerek kalmadı. Ya çok zor bir işlem mi? Değil, ama olsun, işimiz kolayladı. Şimdi yarıçap 10 sa çap ne çıkıyor? 20, yani Edirne. Evet, şekildeki 10 merkezi çemberler verilmiştir. CD, teğet, AB, kiriş, AK, 8. Hemen 8'i patlatalım. KT, 10. Bunu da yazalım. CD, teğeti nedir diye de bir soru sormuş bize. Pekala. Şimdi buradan şuna dik indirdiğimde bir kere burayı 5, 5 diye 2'ye bölüyor. Tabii ki büyük çemberinde kirişi olduğu için burayı 13 diye böldüyse burayı da 13 diye bölecek. Buraya da 8 kalıyor dostum. Sonra şuradan teğete dikme indirelim. Burası R olsun. Küçük R tabii ki, küçük çemberimin yarıçapı. Burası da büyük çemberimin yarıçapı R. Şimdi AK 8, KT 10, CD'yi soruyor bize. Şuna X diyelim. Burası da X oldu. Şimdi şurası da bizim küçük çemberimizin yarıçapı, küçük R diyelim. Biraz şekil karışıyor gibi gözüküyor tabii ki, ama bakalım çıkacak herhalde. Şimdi şuraya da hadi bir harf yazalım. A diyelim. 5 var, R var, A var. Yani çok da bir şey olmayacakmış gibi duruyor ama buradan bir bakıldığında üste nasıl bir şey yapabiliriz? 18, 26 mı geliyor burası? 26. Şurası 13 geldi tamamı. Şöyle çizdiğimde bu da büyük R oldu. Şimdi bir şeyler oldu işte bu büyük R'yi görünce. Bakın şurada bir Pisagor yapalım hemen. A kare ile 13'ün karesinin toplamı, bir yazayım. A kare artı 169 eşittir büyük R'nin karesine, bu 1. Şuradan bir küçük Pisagor yapayım. A kare artı 5'in karesi, yani 25 eşittir küçük R kare, bu 2. Şuradan bir Pisagor yapayım. Oradan da büyük R kare eşittir küçük R kare artı x kare geldi. Şimdi bakın şu iki denklemi birbirinden çıkartıyorum. A kareler gitti. Buradan 144 kaldı. Değil mi? Doğru. Evet, eşittir. Büyük R kare eksi küçük R kare geldi. Zaten burada bu tarafa atınca bakın x kare ne oluyor? Büyük R kare eksi küçük R kare. Yani 144 oluyor. X kare 144 ise x eşittir 12 geldi. Bu da 12. Toplam 24 oldu sorunun cevabı. Bu sorudayım. Bakın ne diyor? Şu ET'yi bir bulalım mı hemen? Dıştan kuvvet yapalım. 6'nın karesi 36. A çarpı tamam. 36 eşittir A çarpı A artı 12. Ne diyebilirim buradan? 2 olsa olmaz. 3 olsa olmaz. 4 olsa olmaz. 5 olsa hiçbir şey olmuyor. A'yı bir şekilde virgüllü falan buluyoruz galiba. A artı 12 dedik. Neyse. Şurası 10. Şurayı çizersen çapı gören çevre açı olur 90. Bakın 12, 16, 20 üçgeni var. Şurası 16 o halde. Burası A ise burası da A çıktı. Bunu da bulmuş olalım. EB paralel, EB paralel AK. Tamam, onlar paralel zaten. Burada bir dikdörtgen çıkmış oldu zaten karşımıza. Sonra şuradan paralelden bir diklik geçirsek x bölü 2 x bölü 2 diye buluruz. Hiçbir şeye yaramaz. OA 10, 12 ve 6'yı gördük. Yarım çemberde x nedir diye bir soru soruyor. Devam edelim. Biraz daha düşünelim arkadaşlarım. Şimdi bu A'yı bulsam bir şeye yarayacak mı? Burası da A'dır. Burası çarpı tamam derim. Evet, A'yı bulsam bir işime yarıyormuş. O zaman bulalım biz A'yı. Şunu bir açalım. 36
eşittir a kare artı 12a. Yani a kare artı 12a eksi 36 eşittir 0 geldi. Şimdi 36, 6 ile 6 desek eksi 36 olacağı için olmaz. 18 ile 2 desek yine olmaz. 12 ile 3 desek yine olmadı. Bu çarpanların ayrılmıyor mu ya? Lan şurası 6'nın karesi değil ki ya. 6 teğet değil ya arkadaşım. 6 çarpı tamamı 16 olacak. 6 çarpı 16 eşittir a çarpı a artı 2 12 olacak ya. Yanlış söyledik arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir daha toparlayalım burayı. 6 ile 16'nın çarpımı 60. 36 daha 96. Şimdi 96 bir şeyle bir şeyin 12 fazlasının çarpımı. Mesela 4 desek burada hemen. 4 dediğimde 4 ile 4 artı 12 16 oluyor. Yemez. 5 desek 17 oluyor. 6 desek 18 oluyor. Yine yemiyor. 6 ile 16'nın çalışması çarpımı 60, 36 daha 96. Tamam, şuradan bir daha toparlayalım ya. Bir bulamadık anasını satayım. 6 ile lan yine 16 dedim, yine yanlış yaptım ya. Of arkadaşlar, bu soruyu baştan çözelim tamam mı? Burada bir sıkıntı var. Biz kuvveti baştan yanlış aldık. 6 çarpı 16 da olmaz. 6 çarpı 6 artı x demeliyim ben oraya. Anca öyle bulurum oradaki kuvveti de. O kuvvetten de bir şey gelmiyor zaten. Yalandan yere zorlamanın anlamı yok. Biz şöyle yapalım. Şuradan bir diklik indirelim. Burayı 8, 8 diye bölsün bu diklik. Şurada bir 6, 8, 10 oluşturalım. Sonra burayı da x bölü 2. Lan ne kadar kolaymış meğerse. Şuraya bak. 8 burası. Burası da 8 olacak. Yani x bölü 2, 2. X eşittir 4. Ya şurada yalandan yere öf, neyse tamam, önemli değil. Hallettik sonuçta. Boşver. Evet, şuna bakıyoruz. Şekildeki 10 merkezli yarım çemberler görülmektedir. AC 6. Tamam. Şimdi düşün. 4 olduğuna göre M merkezli çemberin yarıçapı nedir diye de bir soru sormuş bize. Peki şöyle yapalım. Şuraya A diyelim. Şimdi burası 6 artı A ise şurası da 6 artı A olacak. Hatta biz buna 2A diyelim. Burası 6 artı 2A olsun. Toplamı ne oldu şunun? 6 artı 4A. Yani 3 artı 2A. 3 burası olmak zorundadır ki 3 artı 2A olsun. Pekala. Buna da eyvallah. Şimdi şurası da toplam 6 artı 2A olmalı. Çünkü büyük çemberin yarıçapı. O zaman buraya da 2 artı 2A kaldı. Ve bakın şuradan da çapı gören çevre açıyı çizdiğinde diklikten diklik indiğini gördük. Hemen Öklit'i çakalım. 2 artı 2A'nın karesi. 2 artı 2A'nın karesi eşittir 2A çarpı 6 artı 2A çarpı 6 artı 2A diyelim. İşte mevzu bu. Şimdi tabii bunu bir de açacağız arkadaşlarım mecbur. Buradan direkt A'yı bulabilir miyim? Yani deneyerek bulabilirim tabii ki ama uzatmayalım. Biz direkt açalım. Birincinin karesi 4. İkincinin karesi 4A kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 8A eşittir. 2A ile 6'yı çarparsam 12A. 2A ile 2A'yı çarparsam 4A kare. 4A kareler gitti. 4A eşittir 4. A eşittir 1 çıktı. Bayağı da kolay bir şey çıktı. A 1 ise şurası 5 oldu. Bakın MB 5. 3 artı 2A'ydı ya 5'ti. Demek ki onun yarıçapı da 5. Hadi son sorudayız arkadaşlarım. Şuna bakalım. Şekildeki çemberler birbirine teğettir. Önce gelin şu 4'ten kuvvet alalım. 4'ün karesi 2 çarpı şuranın tamamı. Yani 8. O zaman burası 6. Şimdi şuraya da y diyelim. Şöyle bir kural var arkadaşlarım. Bakın papatya kuralı derim ben. 6 bölü 4 yazayım hatta. 6 bölü 4 çarpı 2 bölü 6 çarpı y bölü x eşittir 1 olur. Burada böyle bir kuralımız var. Normalde müfredattan kalktı bu kural ama burada karşıma sorusu çıktı. O yüzden kullanıyorum bunu da arkadaşlarım. Belki kuvvet almayla farklı farklı kuvvetler alarak da yapabilirdim ama çok uzatmış olurum diye düşünüyorum. Bence bu daha kolay olacak. Evet, 6'lar gitti.
2 ile 4 gitsin burada. 1 bölü 2 bu tarafa atalım. 2 olsun. Yani y bölü x eşittir 2. Y eşittir 2x. Şuraya da 2x yazalım. Şimdi hemen şu 6'dan kuvvet alıyorum. Bakın bu teğet 6'nın karesi. Şurayla kuvvet alıyorum. 6'nın karesi yani 36 eşittir. X çarpı tamamı. X çarpı 3x. 3'e böl 3'e böl. 12 eşittir. X kare x eşittir. 2 kök 3. Cevap Bursa'dan geldi. Evet dostlar. Yoruldum. Bayağı yoruldum. Bayağı da terledim ama çok sıcak. İnşallah bir sonraki videolarda görüşeceğiz. Bir sonraki konumuzda. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.